Herhalde yayın hayatımıza daha su video yapmaya başladığımızdan belli işlediğimiz en çok işlediğimiz konulardan bir tanesi ahlak. Bu ahlak konusunda canlı yayınlar hariç bizim video olarak yaptığımız 5. videomuz olacak. Bu videoya kadar bizler ne kadar anlatmak istesek de konuyu genel düzleminden çarpıtırarak ya da çıkartarak anlamaya çalışan bazı insanlar oluyor. Bunlara engel de olamıyoruz. Öncelikle buna iki etmenle cevap verelim arkadaşlar bu konuya. Birincisi sosyal İkincisi de biyoloji ile diyeceğim. Yani ahlak ve bilimsel konusunu aslında iki de irdelemek lazım. Ama nedense ahlak ve bilimsel konusunu irdelemek isteyen arkadaşlar bunu deney tüpleriyle e, bulmaya çalıştıkları için e, ortaya çok komik görüntüler çıkıyor. Şimdi biyoloji ile cevap verirken yani ahlak bilimsel midir sorusuna biyoloji ile cevap verirken evrimi göz önüne alırız. Sosyolojiyle cevap verirken de toplum bilimi, zaten sosyoloji toplum bilimi demek toplum bilimini yani toplumun gelişimini ele almalıyız. Ee, bu nedenle ahlakın bilimsel olup olmadığına bu iki bilimi kullanarak cevap verebilirsiniz. Ancak bu iki, iki bilimi kullanmadan fizik ya da kimya ile ya da ne bileyim işte laboratuvar deneyleriyle e, ahlakı anlamaya çalışacağını ya da ahlakın oralarda bulunabileceğini e, düşünen bazı kişiler ahlakın bilimsel olmadığını söylüyorlar. Neyse videomuza geçmeden önce bir alıntı da yap. Yapalım. Ee, bakın Osman Bulut Amerika macerasına girmeden önce ne demişti? Ee, harbi ya o Amerika macerası ne oldu onun? Ee, naturalizm kötüdür demeye gidip Amerika'ya gidip naturalizm kötüdür demeye başladı mı o ya? Neyse dinleyelim bakalım. Biz savaş ahlakında peygamberimiz bize bir şey koyuyor diyor ki kadınları çocukları yaşları öldüremezsin. Şimdi ben burada e, Muhammed yaşlıları öldüremezsin demiyor desem bana herhalde birkaç tane hadis madis bilmem neler çıkartacaklar. Yani aslında normalde e, hiçbiri hadislere inanmaz ama iş e, yaşlıları öldüremezsin çocukları öldüremezsin diye bir şey sormaya kalkınca çünkü böyle bir ayet yok. E, ne yapıyorlar? Hadis. E, çıkartmaya çalışacaklar. Aynı hadislerdeki ahlak dışı hareketleri nedense görmeyecekler. Neyse e, Muhammed açısından şunu da söyleyebiliriz. Kendisi hakkında şiir yazan Ebu Afak adındaki yaşlı bir insanı yine kendisi hakkında şiirler yazarak İslam'ı eleştiren Esma Binti Mervan'ın katledimi emirlerini veren Muhammed'in hadislerinde yine aynı kaynaklar içerisinden çok net bir şekilde bulabilirsiniz. Yani ahlak Muhammed'in kadın çocuk ve yaşlıları öldürmeyin görüşüyle bağdaştırılıyorsa ahlak olarak ilk yoksulluğu yani kendi koyduğu kuralın ilk e, bozulmasını Muhammed'in kendisi gösteriyor yine aynı kaynaklarda. Kaldı ki kadınları ve çocukları öldüremezsin dediğinde de sahabelerden bazıları yine aynı kaynaklarda kadınları ve çocukları yanlışlıkla öldürmeden bahsedince Muhammed onlar da onlardandır diyor. Yani yanlışlıkla kadın ve çocuk öldürmeyi bile suç saymayan bir peygamberden ahlak çıkartmaya çalışırlar. İşte asıl komik olan da budur arkadaşlar. Muhammed'in katliam ahlakının bugün işit ve diğer terör örgütlerine doğurduğu da burada unutulmamalıdır. Sanırım Kırmızı Asa'nın Geek TV ile tartışmak istememesinin ve kendisine ayetlerle meydan okuyanlardan çekinmesinin nedeni de bu olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü Geek TV onlara peygamberlerinin ahlakı konusunda neler gösterirdi açıkçası ben şimdiden çok merak ediyorum. Eğer peygambere bu kadar güveniyorsanız o zaman neden Geek TV ile programa çıkmadınız diye sorarlar adama. Kırmızı Asa ve diğerlerin İslam konusunda hiçbir bilgilerin olmadığını Feyyaz ile yaptığımız canlı yayında da zaten bizzat anlatmıştık. İsteyen arkadaşlar gidip oradan da bakabilirler. Bu neonurcuların yani şakirtlerin ortaya attığı iddialar sadece Said Nursi'de narsist denilen e, kişinin görüşlerine ibaret. E, başka da herhangi bir şey yok. Birkaç nokta var. E, birincisi suç ile ahlakı karıştırıyor olmaları. Yani ahlaki olan her şey iyidir. Ahlaksız olan her şey kötüdür diye bir şey yoktur ya da cezası olan her şey ahlaksızdır diyemezsiniz Örneğin Türkiye Cumhuriyeti e, Ceza Kanunu'nun 216 taksim 3'e göre yargılanan ve sadece gerçekleri söylediği için suçlanan insanlar ahlaksız bir hareket yapmamaktadırlar. Konuyu bu bağlamdan çıkartarak hukuk ve ahlakı birbirine katıp konuyu sadece adam öldürmek veya çocuk öldürmek veya tecavüz gibi eylemlerde irdelemek istiyorlar. Bu konudaki durumunu aslında en üst cevaplarımızda net olarak anlatmıştık. Ahlakın temeli kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmak kuralıdır derken aslında bu konunun altında yatan etmenin ve toplum gelişimi olduğunu, yani bu etmenin toplumun gelişimine işaret ettiğini bu kurala evrimsel olarak uymayan toplumların ve hatta ailelerin bile nesillerini devam ettiremediğini biz en üst vermiş olduğumuz cevapta anlatmıştık. Attık. Ancak bakın kırmızı asa ve insanı ateist yapan Şakirt Burak Tokur nasıl bir karşılık vermişler bizim anlattığımız bu konuya. Yani bilmiyorum e, bir, e, şu anda yayınlanmış mıdır? Sen de zannediyorum ona katkı yapacaksın. Kendi işte şey dendi yani bir görüşmede ateist görüşmesinde kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Çok komik ya. Zaten bilimsel bir kavram değil de yani kimi kime bunu Bir de ama onu söylemeden önce abi sana şey diyor. Bilimsel bir kanıt istiyorum. Bilimsel delil olmayan şeylere inanmam. Ama yani onu bu söyledikten... bu niye söylüyorsun o zaman? Yani? yani şunu demeye çalışıyorlar aslında. Evrimsel süreçte bizde işte bir takım empati sinirleri gelişti beyinde falan. Dolayısıyla bize tamam da şu anda ben onu niye yapmalıyım? Kaldı ki yapmayanlar yapmıyor insanlar Açıkçası bu videoyu ilk izlediğimde oturup saatlerce evrimi anlattıktan sonra karşısına geçip ceketimi assam acaba ileride başka bir canlı olur mu diyen adamın karşısındaki bilim adamları gibi hissetmedim değil. Neyse Burak Tokur çok fazla komedi arıyorsa kendisine bir link verelim. Orada kendi haline çok net bir şekilde gülebilir. İnsanları kız arkadaşı var diye ahlaksız ve zinakar ilan eden bu şekilden bu milletin ahlak öğreneceğini sanmadığım gibi ateistleri plajlarda elinde gitar, müslüman avlayan insanlar diye tanımlayan bu gafilin saydığı narsis kaynaklarında birkaç çocuktan başka kimse kale tabii ki almayacaktır. Onlar da yaşları ilerleyince gerçekleri görecek ve hayat tecrübesi alarak bunların söyledikleri saçmalıkları fark edeceklerdir bize gelen bize gelen birçok e, dinden çıkış hikayesinde gördüğümüz gibi bazı çok zeki ve akıllı olan gençlerimiz bu şekillerin kız öğrencilerle ders yaparken kendilerini atla nokta sanmalarına ama kız arkadaş olan gençlerimizi zinakar olmakla suçlamalarına tanık olacaklar ve aklı başında olanlar aklı başında kararlar vererek bunların yaptıkları saçmalıkları göreceklerdir. Bizlere olan hınçları, kinleri ve karalamaları da zaten biraz da bu yüzden. Çünkü ba bana gelen, e, bize gelen daha doğrusu en az 20-30 yorumda kanalımızdaki videoları izledikten sonra gerçekleri gördüğünü söyleyen insanlar sayabilirim. Herkese diğer non birçok kanalda da mesela Geek TV gibi ya da Diamond Tema gibi veya Din ve Mitoloji kanallarındaki gibi birçok e, non kanallarda da aynı şekillerden dolayı e, aynı eee gerekçelerden dolayı Nantes'is kanallardaki gerçekçi yayınlardan dolayı kendilerini kendi dinlerini sorguladıklarına dair birçok yorum yapan gençlerimizi görebilirsiniz. Neyse biz konumuza dönelim isterseniz. Birincisi biz e, komedi diye algıladıkları şekilde bir empati sinirleri vesaireden ondan bundan bahsetmemiştik zaten. Yani bu bizim zaten alalımız değil. Nöropsikoloji konusunda Sinan Canan'la görüşebilirler. Ki Sinan Canan'ın bu konuda aslında söylediklerinde çok ters düşen de görüşleri yok değil. Neyse biz e, şunu bahsettik. Empati evrimsel bu süreçteki gelişimi yatsınamaz bir gerçektir arkadaşlar. Bunu daha önce de anlattık ama gelin isterseniz bir daha anlatın. Ahlakın temel bir kuralı vardır. Kendisine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. İnsan bu kurala uymak zorunda değildir. Ancak uymayanın ahlaki eylem yaptığı söylenemez. Yani şu anda bu kurala uymuyor olanların olması bu bu ahlak kuralının geçerli olmadığını göstermez. Ee, böyle bir şey yok. Ee, i̇nsanlar her ahlak kuralına ki sizin ortaya koyduğunuz din kurallarına da uymak zorunda değiller Bugün çıkıp benim peygamberim işte kadın çocuk öldürmeyin diyor. Ama senin kendi peygamberin kendi koyduğun ahlaka, kendi gösterdiğin kaynaklardan kendisi uymuyor. Yani daha o kurala uymayan ilk kişi o kuralı koyduğunu iddia ettiğin peygamberin kendisi zaten. Yani demek ki ahlak kurallarının doğru olması, doğru dediğin kişilerin bile uyacağı anlamına gelmiyor. Bu durumda sorulması gereken asıl soru şudur arkadaşlar. Neresi o soruları sormuyorlar. Bir, neden kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma ahlak kuralı ahlakın temeli olsun? 2- bu ahlak kuralını ortaya çıkartan bilimsel kanıtlar nedir? Veya bu ahlak kuralını ortaya dinler atmış olamaz mı? Şeklinde iki soru sorulması gerekirdi. Yani kurala neden karşı çıktıklarını ben henüz anlayabilmiş değilim. Şimdi bir ayet olsa ve ayette de kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma yazıyor olsaydı ki bazı İslam alimleri bu cümleyi hadis olarak da iletiyorlar. Sanırım bize bu karşı bize karşı bu ayeti Bunlar savunuyor olacaklardı. Aslında Kur'an'da böyle bir ayet yazsaydı ben şaşırmazdım. Çünkü Muhammed'i takdir eder. Ahlaki gelişimi de olduğu, yüzyıldaki bilimsel gelişimi takip ettiği kadar takip ettiğini iddia ederdim. Çünkü bununla ilgili Osman Bulut yapmış olduğumuz tartışmada da söyledik. O dedi ki niye öyle bir bilgi olsun? Yani kırmızı şey için söylemiyorum. Niye farklı bir bilimsel bilgi olsun? Olduğu yüzyılın bilimsel bilgilerini taklit etmiş olmasını Osman Bulut bile yatsımadı. Bu durumda olduğu yüzyılın bu genel ahlak kuralında takip etmiş olmasını kimse yatsımayacaktı. Ee, ancak kırmızı asa veya neon, neon böyle bir düşünceleri e, bulunmamaktadır. Onlar böyle bir iddiada bulunmuyorlar. Bakın onlar olaya aynen şöyle bakıyorlar arkadaşlar. Öldürmeyi ahlaksız kabul edeceksin. Bunun hiçbir bilimsel temeli yok. Kendine yapılmasını istemediğin başkasına yapma dersen elimizi yıkamayı anında kesmemiz lazım. Binlerce bakteri öldürüyoruz. E beni, ben öldürülmek istemiyorsam bakterileri öldürmemem lazım. Hani yani el yıkamayı niye koronayla savaşıyoruz? Niye? Hayırdır yani sen yok olmak istemiyorsun. Koronayı niye yok etmek istiyorsun? Kendine yapılmasını istemediğin şeyi niye koronaya yapıyorsun o zaman? Bence asıl komedi budur ya. Neyse. İki konuyu belirtelim. Bir, ahlak Hayvanlar ve bitkiler için uygulanabilir bir kurallar e, bütünü müdür? Yani kurallar var mıdır hayvanlar ve bitkiler için uygulanabilecek? Eğer öyleyse kadınları ve çocukları öldürmeyen diyen İslam dini kurban bayramında dişi koyun ve kuzuları katlederek o zaman bu emre uymamış olmuyor mu? Yani hayvanları da insan yerine koyacak mıyız? Ahlakın muhatapları kısaca kimlerdir? İslam dinine göre ahlakın tek muhatapları vardır arkadaşlar. Neyse bunu atlıyorlar. İslam'a göre ahlakın muhatapları yani ahlaklı olması gerekenler insanların kendisidir. Bu nedenle ayette bir insanı öldüren bir toplumu öldürmüştür denilir. Bir canlıyı öldüren bir birçok canlıyı öldürmüştür denmez. Şimdi soru şu aslında. Siz ahlakın muhataplığını nereye kadar uzatıyorsunuz? Eğer sadece ahlak İnsan özelinde bir şey ise bu durumda elimizdeki mikroplara karşı yapacağımız eylemleri ahlak değer değerlendirmesinden geçiremeyiz. Nitekim İslam'ın kestiği koyunları dişi veya e, yavru olarak görmemesi gibi. Eğer sırf bizi eleştirebilmek için kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma cümlesini bu kadar komik bir çıkarımda çürütmeye kalkıyorsanız belirtelim. Eğer o mikropları bir ahlaki değer olarak görüyorsanız o zaman elimizdeki mikropların orada bulunma amaçlarının bizi öldürmek veya hasta etmek olduğunu bu nedenle o canlılara karşı yapacağımız her şeyin zaten bu kural çerçevesinde bir nefsi müdafaa olduğunu eklemelisiniz. Tabi amacınız sadece bizi eleştirmek gibi komik duruma düşmek değilse. Öncelikle elimize bulaşan ya da vücudumuza bulaşan bir mikrop bizim en iyi ihtimalle hasta edecektir veya öldürecektir. Yani biz ya da özgürlüğümüzü elimizden alacaktır. Buna en büyük örnek benim korona testi sonucu pozitif çıktığı için COVID-19'dur diyebiliyorum. Ve bu mikrop benim özgürlüğümü bakarsanız elinden aldı. Birçok kişinin de bugün dünya üzerinde karantinaya alarak özgürlüğünü ve hatta canlarını ellerine alıyor. Özgürlüğümü tekrar benim alabilmek için ya da bir COVID hastasının tekrar bu karantinadan kurtulup özgürce dolaşabilmesi için ve toplumun sağlığını düşünebilmesi için bu mikroptan kurtulması gerekiyor. Ancak burada ilk hamleyi yapan kimdir? İlk hamleyi yapan Covid-19 mikrobudur arkadaşlar. Benim vücuduma bulaşmıyorsa ve kimseye bulaşmıyorsa bu durumda kimsenin de ona karşı bir öldürme planı zaten olmaz. Ancak bulaştığında beni öldürüyor veya benim yaşam saatlerimi düşürüyorsa yapacağımız her şey bir anlamda nefsi müdafaa olacaktır. Yani kendine yapılmasını mı yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma kuralında sizi öldürmek isteyen her canlıya izin verin gibi bir anlam çıkartamazsınız. Bu komik olmakla beraber biraz art niyetli bir yaklaşım olur. Bunu isterseniz bir mikrop olarak düşünün. İsterseniz sizi yemek için, size saldırmak saldırması saldırmayı planlayan e, karşı karşıya kaldınız bir aslan olarak düşünün. Eğer e, bir aslan size saldırmak istiyorsa ve elinizde de o aslana karşı savunabileceğiniz bir aletiniz varsa ya da imkan varsa bunu tabii ki ölmemek için uygulayacaksınız. Eğer aslan beni öldürmek istiyorsa o zaman ölmeyi de göze almış demektir. Eğer Covid-19 benim elime bulaşıyorsa ve Covid-19 benim elime bulaşacak beni hasta etmeyi göze alıyorsa veya öldürmeyi göze alıyorsa o zaman ölmeyi de göze almış demektir. Benim ona yapacağım hareket onun kendisi açısından baktığınız zaman zaten ahlak dışı değildir. Çünkü kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi Covid-19 zaten başkasına yapıyor. Yani bize yapıyor şimdi gelelim isterseniz az önce sorduğumuz ikinci soruya bu ahlak kuralını ortaya çıkaran çıkartan bilimsel kanıtlar nedir veya bu ahlak kuralını ortaya dinler çıkartmış olamaz mı şimdi böyle bir soru şu ana kadar hiç sorulmadı Belki de bu ahlak kuralının temelini dinlerde bulabilirsiniz gibi bir şey hiç bu şekilde söylenmedi. Veya bu ahlak kuralının bilimsel temelleri aslına bakarsanız neredeyse hiç sorulmadı. Aslında bu sorunun cevabı e, video başlığımızda da e, anlatımıdır. Yani daha önce birkaç kere daha da anlattık. Birkaç kere canlı yayınlarda da hayvanların geliştirdikleri ahlak kuralları üzerinde de anlattım. Diamond tema ile çıktığım canlı yayını da anlattım. Ama hemen kestirmeden belirteyim. Evet bu ahlak kuralının yani ahlakın temelini oluşturan bu kuralın temeli de bilimseldir arkadaşlar. Biz bunun için aslında Enes verdiğimiz cevaplardan e, ilettik. Yani isterseniz o cevaplardan yararlanarak bakabilirsiniz. Ancak yine de tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor ve benim anladığım kadarıyla uçaktaki ateist kanalı var olduğu sürece ahlakın bilimselliğini ben burada tekrar 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 anlatacağım gibi gözüküyor. Öncelikle yine belirtelim evrim teorisinin gerçekliğine sırt çeviren insanların ahlakın bilimselliğini anlayabilmesi imkansızdır. Bunu her canlı yerinde ve bu ahlak bilimsellik konusunda her söylediğimde iletiyorum. Yani eğer evrim teorisini e, kabul etmiyor veya evrim teorisinin saçmalık olduğunu düşünüyorsanız bu videonun geri kalan kısmını kapatıp izlemeyebilirsiniz. Çünkü ahlakın bilimselliğini bu durumda anlayamayacaksınız. Siz gidip e, hadisleri karıştırabilirsiniz ya da en ihtimalle Cübbeli Ahmet videosu izlemeye devam edin. Osman Bulut videosu izleyin diyeceğim ama herhalde video yapmıyormuş. O Amerika'ya mı gitti? Nereye gittiyse artık. Ha, Burak Tokur videosu izleyebilirsiniz. Elinde gitar çalan ateistleri anlatıyor. Neyse. <laughs> Evrimi e, kabul eden arkadaşlar için devam edelim. Sadece bizler, yani sapiensler olarak düşünmeyin arkadaşlar ahlak konusunu ee, üst pale, en, en azından yani en azından üst paleontolojik çağdan daha öncesini düşünmeniz gerekiyor. İnsan veya insansıları sırlayan e, bilimsel etkileri anlayabilmek için üst paleontolojik dönemden daha öncesine gitmeniz lazım. Şimdi bildiğiniz üzere insan doğa üzerinde yaşayan diğer canlılarla beraber doğa üzerinde yaşayan bir canlı ve bu canlının bilimsel olarak e, tanımlayabileceğimiz sınırları var. Var. sınırsız olarak özgürce yaşayabilecek şekilde doğada tanımlanmış bir canlı değildir. Peki nedir bu sınırlar diye soracaksınız? Hemen onları söyleyeyim size. Şimdi bu sınırlardan en birincisi ve en temel olan sınır, doğanın bize koyduğu en temel sınır evrimin ta kendisi. Çünkü her insan türünün sınıflandırdığı evrim size tek bir kural verir arkadaşlar. Yaşa ve üre. Her canlı bu kurala uymazsa nesil olarak tükenir ve nesli devam edemez. Bu kurala uymak çok zor bir iş olduğu için ve canlılar bu kurala uygun olarak hareket etmekte çok zorlandıkları için bu zamana kadar var olan canlı türlerinin %99'u bu kurala uyamayarak bir şekilde nesilleri son bulmuştur. Yani bugün geri kalan ve bu kurala uymayı başarabilmiş canlı türleri %1'dir ki bu da gelişen zamanla değişen yani ilerleyen zamanla daha da farklı farklı etmenler gösterebilir. Çünkü zaman insanların canlı türlerinin yaşama ve üreme sınırlarını gittikçe daraltabilir veya insan gibi insanlar insanların kendi içlerini yarattıkları hukuk vesaire kavramlar gibi arttırabilir. Şimdi ee, bu kuralı uygulayabilecek kadar yaşayabilen ve üreyebilen canlıların nesilleri devam eder ve diğer canlı nesilleri sona erer dedik. Yani bunu bir kenara koyun. Burada canlı türlerin %99'unun neslinde tükendiğini yeniden iletelim. Yani yaşamak ve üremek sadece üreyebilecek bir eş bulmakla da bitmemektedir. Çünkü yaşadığın üreyebildikten sonra e, ürediğin canlı türünü yani yeni nesli de belli bir şekilde üreyebilecek hale getirmen lazım ki o da e, neslini devam ettirebilsin. Onun devam ettirdiği nesil aslında senin de devam ettirdiğin nesil oluyor çünkü. Bakın bir deniz mercanı yaşa ve üre kuralını aynı anda denize milyarlarca sperm ve yumurtalar bırakarak çözmüştür. Çünkü aynı anda denize milyarlarca bırakılan sperm ve yumurtayı yemeye çalışan avcılar isteseler hepsini yiyemezler. Ve bu sperm ve yumurtalardan bazıları başka sperm ve yumurtalarla birleşerek embriyo oluşturlar ve deniz mercanları bu şekilde büyüdür. Yani toprağa yapışık bir şekilde denizin tabanına yapışık bir şekilde kalmış yaşayan bir deniz mercanı bile bu yaşa ve üre kuralında kendisine göre bir formül geliştirmeyi başarabilmiştir. Örneklendirmelerimize devam edersek daha gelişmiş canlılar olan mesela, örneğin aslanlar ise mercanlara göre çok daha az sayıda yaptıkları yavruları koruyarak ve diğer hayvanlara karşı sürü halinde yaşayarak bürütürler. Yani bir mercan saldığı milyarlarca yumurta ve sperm, sperm'in ne kadar yenildiğini çok fazla umursamaz. Yani onlara çok fazla da üzülmez. Ama bir aslan için milyarlarca yavru yapma seçeneği olmadığı için o aslanın o yapmış olduğu e, sperm ve yumurta birleşmesini yani embriyonun büyümesini de beklemesi gerekir. Ancak erkek aslanları için mesele üremek olduğu için sadece üremek olduğu için yani yaşa ve üremek olduğu için eğer sürü içindeki dişi aslanın zayıf yavruları varsa dişi aslanla çiftleşebilmek için o yavruları erkek aslanlar yer arkadaşlar. Bu çok fazla gözüken bir durum olmamakla beraber bir erkek aslan başka bir sürünün erkek aslanını yener ve erkek aslanını kovar veya öldürürse o sürüyü ele geçirir ve sürüdeki diğer erkek aslan olan yavru aslanları da öldürür. Böylece güçlü erkek aslan kendi soyunun devam etmesini sağlar. Bu da aslanlar sürüsünün kendisine göre geliştirdiği aslında bir ahlak kuruludur diyebiliriz. Ahlak her zaman iyi bir şey olmayabilir. Ahlakın amacı Evrime aslında bir nevi uyum sağlayabilme sürecidir. Şimdi bir erkek aslanın başka bir sürüye gidip o başka sürdeki erkek aslanı yenip onun yavrularını öldürebilmiş olması, güçlü erkek aslanın yavrularının daha fazla üremesine ve bu güçlü erkek aslanların daha fazla yetişmesine ve aslan soyundaki erkek cinsinin daha güçlü hale gelmesini sağlamaktadır. Ancak unutmayın ki bu yaşananların tamamı evrimin yaşa ve üre kuralını gerçekleştirebilmenin verdiği sınırlamalardan ibarettir sadece. Aslanlardan daha gelişmiş canlılar olan insan ve insansı türler içinde durum biraz daha fazla karmaşıklaşmıştır. Çünkü bir erkek aslan yendiği sürünün yavrularını öldürebilirken ileride kendi ölümünü de imzaladığının farkına varmaz. Evet aslanların nesli tükenir ama erkek aslan daha sonra o güçlü erkek aslanlardan bir tanesi öldürmediği güçlü ya da kendi yavrularından bir tanesi tarafından yenilecek, kovulacak veya öldürülecektir. O yüzden e, insan bu durumu yani yaşa ve üre kuralını daha iyi uyum sağlayabilmek için bu geleceği de görebilmekten kaçınmamıştır. Olayları karmaş karmaşıklaştıran etmenlerde aslında arkadaşlar insanın geleceği planlayabilme kapasitesine sahip olmasıyla başlar. İnsan evrim gereği yaşamak ve ölemek zorunda olduğunu bilen bir canlı türü olarak aynı zamanda doğada hiçbir zaman en güçlü olamayacağını da idrak edebilecek sosyolojik bakış açısını geliştirmiştir. İşte biz buna sosyoloji diyoruz. Yani bizi sınırlandıran ikinci etmen. Üst paleontolojik dönemden daha öncesinde topluluk halinde yaşayan ve hayvanları avlayan insanların kendilerinden olmayan insan topluluklarına da av gözüyle bakmasından sonra insanlar yalanın evrimine bağlı olarak Birçok primat kuzenlerimiz gibi işbirliği yapmayı gerçekleştirmişlerdir. Yani ahlakın bilimsel gelişimini anlamak istiyorsanız biraz da kuzenlerimize bakmanız gerekebilir. Aslanlardan beyin olarak daha gelişmiş olan insan türleri e, toplulukları birçok erkek ve dişi insan türünden oluşturup doğan yavruları topluluk olarak bakmaya başlıyor, başlamıştır. E, i̇nsanlar başka toplulukların saldırılarından korumayı da zayıf toplulukların diğer zayıf topluluklarla birleşmesiyle çözmüşlerdir. Şimdi siz e, şöyle düşünün yani bunu soydan da yapmış olduğumuz canlı yayında da anlatmıştık. E, siz ne kadar güçlü bir topluluk kurarsanız kurun işte avlar, e, av sırasında ölmeler, hastalıklar vesaire gibi üye kayıpları sizi zayıflatabilir hale gelir. Ve sizin zayıflayabiliyor olmanız diğer topluluklar yani diğer insan toplulukları tarafından avlanmanıza neden olabilir. Çünkü insan toplulukları kendi içerisinde yavrularına bakan, kendi içerisinde birçok erkek ve dişiden oluşup kendi üret e e kendi yavruladıkları yavruları yani insan yavrularını bakan ama başka topluluklardaki kadın dişi ve yavrulara bakmayıp onları av olarak gören insan toplulukları olarak gelişmişlerdir. Ama bu insan toplulukları şunu net olarak farkına varmışlardır ki eğer ne kadar güçlü olursan ol, sonuçta hastalıklar, işte av sırasında ölümler, başka topluluklardan avlanan çeşitli insanların olması senin üye sayını azaltıyor. Nitekim insanın üreme konusunda yaşamış olduğu sıkıntılar da insanı bir anlamda zayıf vatan etmenler bu topluluklar diğer zayıf topluluklarla birleşerek yani onları av yörümü yerine görmek yerine onlarla birleşerek e, sonucunda büyük daha büyük topluluklar kurmuşlardır. Bunu kuzenlerimiz olan maymunlarda net olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü maymun türleri. İş birliğini yani yalana dayalı bir iş birliği yaratarak birbirleri iş birliği yaparak birçok şekilde bir ortaklık kurabiliyorlar. Nitekim insan toplulukları da yalan üzerine kurulmuş iş birlikleriyle topluluklar oluşturarak kendilerini sosyolojik anlamda bu sınırlamadan kurtarmışlardır. Biyolojik olarak olan sınırlamaları da bu to insanların topluluk olmasını sağlamıştır arkadaşlar. Çünkü neden? Bir erkek ve bir dişi eğer yavrularsa yavrularının kend birbirleriyle çiftleşerek tekrar yeni bir nesil yaratması imkansız hale geliyor. Yani genetik olarak sınırlı bir genetik yapıya sahip olmamız bizi ister istemez başka aileleri, başka toplulukları da düşünmeye itiyor. Yani kısacası geldiğimiz noktada eğer sen yaşamak ve üremek istiyorsan başkasının da yaşamasını ve üremesini sağlamalısın. Yani bu durumda kendisine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmamalısın konusuna evrim ve sosyoloji ile çok net olarak gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kısacası tek bir erkek ve dişinin mercanlar gibi üreyemediği memelilerde bireyler birçok farklı dişi ve erkeğe ihtiyaç duymuş. Böylece oluşan topluluklarında av, hastalıklar veya başka topl topluluklara av olma gibi nedenlerle dolayı giderek zayıflamalar neticesinde işbirliğini geliştirmiş ve en güçlü toplulukların kendi içlerindeki bu işbirliği sayesinde gelişen topluluklar yaşamaya ve üremeye devam ederken diğer topluluklar üreyememişler ve böylece yok olmuşlardır. Yani bu zamana gelen insan toplulukları içerisinde sadece işbirliği yapabilmeyi başarabilmiş, sadece zayıf toplulukları güçlü topluluklar haline getirebilmiş, e, evrimsel olarak, biyolojik olarak e, aynı genleri taşıyan insanları üreyemediğini görebildikleri için, başka genler taşıyan insanları da koruyabilmiş insanlardan var oldukları için bugün biz ahlaktan bahsedebiliyoruz. Yani eğer yok olan nesillere sormuş olsaydık onlar bu ahlaktan bahsetmeyeceklerdi.